bacaklarının tutmacaklarını... Durmuyor ki, nasıl bir güç varsa. Levent Bey, ben sana... Şey, biz... Biz ona bizden korkma. Baştan desene ya, ben de bir an her şey... İşte şimdi her şey bitti. Kenan! Kenan mı? Ne oluyor burada ya? Aşkım! 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 Bekle beni dedim, sen erken mi geldin ya? Aşkım mı? Alo! Aslı? Burada ne işin var senin kızım? Ayrıca bu aşkım lafı da nereden çıktı? Şey, Emine abla sabah mesaj atıp burada olduğunuzu söyleyince ben de düşündüm ki o... Ne? Karakoldalar mı? Ne karakolu ya? Ya Işıman'la Civan'ı nezere takmışlar ya. Ay anam! Ne? Aman Allah'ım, hapse mi düşmüşler? Ne olmuş Dünür? Hayatım. Hadi uyan artık. Ne oldu ya? Sabah mı oldu? Vallahi o kadar güzel uyuyordun ki seni uyandırmaya kıyamadım. Yani tabii dün geceden sonra yorgunluktan uyuyakalman normal. Biz gece ne oldu ki? Hadi ben kahvaltıya iniyorum, sen de çok geç kalma. Şey, biz... Seni hazır seni. Benim ağzımdan duymak istiyorsun değil mi? Hayatımın en güzel gecesiydi. Uyu uyu. Abim burada destanlar yazıyor, sen mışıl mışıl uyu. Sana söylemiştim. Şirket benim olacak demiştim. Bu zekalı da benim olmalı zaten. Of of. Gitti şirket. Şirket o yarım akıllı abim Okan'a kaldı. Of. Hadi bakalım, çıkıyorsunuz. Çıkıyor muyuz? Niye çıkıyoruz? Babalarınız geldi. Babalarımız mı? Bir dakika, ben hiç hazır değilim. Kesin depodakileri buldu bizimkiler. Civan, ne diyeceğiz, nasıl bakacağız suratlarına ya? Babacığım. Babacığım, müsaade ederseniz ben her şeyi tek tek anlatayım. Bir izinle anlatayım her şeyi, olur mu en baştan? Anlat hadi, anlat. Şimdi her şey bunun yüzünden oldu ya. Ya yemin ediyorum her şeyi Şimal başlattı. Ne? Kızım ne konuşuyor bu uşak? Babacığım. Evet ben başlattım. Ama o devam ettirdi. Yani bana kasa çoktan bitmişti. Kim? Ben mi devam ettirdim? Bir şey söyleyeceğim. Ben o kadar dedim. Yapmayalım dedim. Babalarımız var dedim ya. Bu adamların yüzüne nasıl bakacağız dedim. Böyle oyun mu olur dedim ya. Tabii böyle şey olur mu ya? Ayıptır tabii. Hay ağzını öpeyim Dursun babacığım. Ben de aynı şeyi söyledim. Böyle oyun mu olur dedim ya. Ayıp dedim ya. Günah dedim ya. Bana baksana.
yapma sen. Artık senin bu yalanların yeter abi. Ama görüyorsunuz değil mi? Yani şu tavrı, şu hali görüyorsunuz değil mi? Hep bir agresyon, hep bir şiddet. Tavra bakın ya. Böyle olunca ben ne yapıyorum? Her şeyi mecburen zorla yapmak zorunda kalıyorum. Bakın. Ben sana zorla yaptırdım her şeyi, öyle mi? Ya tamam ya, tamam. Olan olmuş zaten. Ya, üzmeyin artık çocukları. Ama öyle de Mahmutcuğum, yani ortada bir... Ya Tahsin'cim tamam. Hem bir sorun yok. Üstelik koskoca civan saydam araba çalacak değil ya. Ya öyle de işte. Ne yapacaksın? Çalmış resmen arabayı yani. Tamam da Tahsin'cim. Yani vardır elbet mantıklı bir açıklaması ya. Ya Mahmut Beyciğim. Benim kızım bu uşağın aklına girmiş işte. Yani etmişler bir cahillik. Kusura bakma sen. Çok utanıyorum uşağım. Yo. Ben bu oğlanın ciğerini bilirim. Kesin bunun başının altından çıkmıştır. Bak dönürüm. Burada şımar kızımıza yüklenmeni istemem bak. Baba. Sen o kadar şeyi araba için mi çektin? Ya başka ne için söyleyeceğim ya? Araba çalmışsın ya. Araba. Yani bir insan niçin araba çalar ki? Bir dakika. Sen başka bir vukuat mı işledin yoksa? Yok yok, ben araba çaldım. Ya bir de utanmadan karşımda sırıtıyor musun ya? Ya niye çaldın çocuğum arabayı, söylesene. Kızım, nedir bu rezillik, anlatsanıza biriniz. Babacığım. Şey şimdi şöyle bir şey oldu. Araba şu yüzden çaldık. Ne ya, ne? Ama baba ben de insanlar için nasıl söyleyeyim, böyle ulu orta bir anla artık, anla ya. Ya baba. Nasıl kurtulacaktım? Kurtulduk mu? Kurtulduk. Tövbe tövbe! Biz çocuklarımız balayına gitsinler diye elimizden geleni yapıyoruz. Yedikleri halta bak. Bu ne diyor? Zorda kalınca beni satmam da unutmadım, yazdım bir kenara, haberin olsun. Şal! Ne oluyor? Burada başçavuşun eşeği mi anırı? He? Ne fısırdatıyorsunuz siz orada? Ne konuşuyorsunuz? Kendi aramızda konuşmayalım lütfen. Lütfen, rica edeceğim. Ya burada Dursun babacığım bir şey söyledi fakat ben ne söylediğini kaçırdım. Ne kadar ayıp ya. Dursun babacığım buyurun, ben can kulalesi dinliyorum şu anda. Kızım ben seni böyle mi yetiştirdim? He? Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Suç kızda değil, bizim oğlanda Dursun Bey. Bizim oğlanda. Araba çalmak ancak bunun aklına gelir. Babacığım affedersiniz. Açıklamama izin verir misiniz? Sus! İzin vermiyorum. Ya bu eltimin yüzünden ya. Onun yüzünden gönlüme göre düğün yapamadım yetmedi. Bir de balayımızın tadına varamadan dönmek zorunda kaldık aşkım ya. Gıcık oluyorum ben bu kıza. Evet karar verdim, gıcık oluyorum. İyi oldu iyi. Civan şirketi kaybetti. Ya bu fitne fucur eltim yüzünden balayım yarım kaldı diyorum. Sen niye sırıtıyorsun? Ben seni ne balayılarına götüreceğim hayatım. Sen rahat ol, sabret. Gerçekten mi? Olsun, yine de sevmedim ben bunu ya. Benim en güzel günlerimin üstüne kara bulutlar gibi çöktü. Karaçıyam. Artık benim tek düşmanım o. Hele güne rezil olduk dostlar. Ele güne rezil olduk. Seni doğuracağıma daş doğraydım civan. Ayın bayın olasın civan. Allah yeşertmeye civan. Koskoca saydamların oğlu hırsız mı olacaktı? Garajda renk renk arabalar durur gene. Mahmut'un külüstür arabasına ne edeceksin civan? Dağ dayısı, davşan emmisi. Bizi bu hallara düşürenler utansın. Bizi rezil edenler utansın. Kimin kimi rezil ettiği belli Nemal Hanım. Benim kardeşimin normalde böyle şeylerle işi olmaz. Artık beyi nasıl girdiyse aklına. Ha,
Asıl benim oğlumun aklına girilmiş. O kız onu büyüledi mi, efsunladı mı ne? O kızı alacağım dedi de başka bir şey demedi evladım. Benim oğlum hırsız mı oldu Meyrem? Antep'te duyulursa biz elin günün içine nasıl çıkacağız Meyrem? Ben keserim onun cezasını Dursun Beyciğim. Sen içini ferah tut, hiç merak etme. Ceza mı? Ne cezası babacığım, şirketle alakalı... Otur lan yerine! Kırmayayım şimdi burada kafanı. Babacığım ben... Konuşma! Hiçbir şey deme! Yıkan gözümün önünden. Gözüm görmesin sizi. Karıcığım, kalkalım istersen. Senin baban çok sinirli şu anda. Hemen gitmemiz lazım. Affedersiniz babacığım. Ceza derken neyi kastetmiştiniz? Lan sus dedim sana, bak hala konuşuyor. Defol gözümün önünden. Bak tepelemeyim şimdi seni hacı var. Müsaadenizle babacığım. Tabii hemen babacığım. Hemen gidiyorum. Yürü. Babacığım. Hemen. Dursun babacığım, siz hiç merak etmeyin. Ben kendisini bu konu hakkında uyaracağım. Bir daha böyle bir şey asla yaşanmayacak. Hürmetler babacığım. Hayır. Yürü hayatım, yürü. Civan oğlum. Anneciğim lütfen, daha sonra tamam. Araba çalmakmış ya. Araba çalmak nedir ya? Yemin ederim utancımdan adamın suratına bakamadım ya. Allah'tan adam halden anlayan biriymiş de dava etmedi. Ne gülüyorsun ya? Ya gülmeyim de neye değil ya Dursun Bey. Deli ya bunlar. Araba çalmışlar ya. De araba çaldırır, komik mi bu? Yapma ya Dursun Beyciğim. Ha, gençliğimizde hangimiz etmedik böyle şeyler? Ben etmedim öyle şey ya. Oho ben neler yaptım, neler yaptım. Ne yaptın? Bir gün otururuz, uzun uzun anlatırım. Aman canım, sanki sen etmedin. Yok, yaptım da babamızın haberi olmadı yok. Hadi hadi, biz bizeyiz ya burada. Yok, kimse duymadan yapılır öyle şey. Bu da böyle şey olur mu ya? Ha böyle yüzü gülsün işte. Ya vallahi sinirden gülüyorum. Ya, ya bu, bana bak, bırak siniri miniri ya. Genç onlar, normaldir. Gül geç işte ya. Al kulunu, Allah'ım. Zapt eyle delini. Bunlar niye gülüyor ki hele? Güzelden yar, çirkinden çor eksik olmazmış. Kadir Mevlam yağdırdıkça yağdırıyor Meyrem. Mıh da gitti sonunda. Efin tefin olduk. Un gibi dağıldı ailem. Ne yapıyorsun ya? Dur bakalım. Önce sen o karakolda yaptığın hesabını ver bana. İşte senin problemin o. Senin problemin bu. Anda kalamamak. Saplanıp kalıyorsun geçmişe ve oradan bir türlü buraya gelemiyorsun. Yapma bunu ya. Anda kal biraz ya. Geçti, gitti. Bak kurtulduk. Anda kal. Mutlu ol. Bak illa da bir şeye odaklanmak istiyorsan geleceğe odaklan. Ne var karşımızda? Kenan, Nazlı. Onları kendimizden uzak tutup bu şahane giden evliliğimize zarar vermelerini engellememiz gerek. Konsantrasyonumuzun burada olması lazım. Lütfen yapma bunu. Anda kal. Mutlu ol. Hadi bin. Götüreyim seni. Sürekli burada tutamayacaksınız. Ben buradan bir çıkayım, göstereceğim size. Hepsini polise şikayet edeceğim. Hapislerde çürüyeceksiniz.
Gelecek değil mi? Geldi. Canım. Burada olmak zorunda mıydı? Şimal, hoş geldin. Ben gideyim o zaman. Aşağıda bekliyorum. Çabuk gel. Geçsene. Nasıl kardeşim? Nerede kaldın abicim ya? Nasıl durumlar? İçeride mi? Ben neler yapacağım sana Civan? Ben sana neler yapacağım? Bittin sen. Ben de evliyken başkasına nikah kıymak ne demekmiş? Göstereceğim ben sana. Aç şu kapıyı. Bitti o Civan ya, bitti. Burnundan fitil fitil getireceğim ben senin. Geberteceğim. Seni geberteceğim. Görüyorsun değil mi? Bu kadınlarda da hep bir sinir, hep bir stres. Ne bekliyordun abicim? Boynunu atlamasın mı? Nazlı! Nazlı! Bak, sakin ol. Sakin sakin konuşalım. Ha, ne dersin? Olamam. Ne halt yediğini anlatacaksın bana. Sakin olursan kapıyı açacağım. Sakinim. Aç şu kapıyı. Demet, sen git istersen. Levent seni bırakır. Şimal, ben düşündüm ki... hani düğünden önce gelir seninle son bir kez konuşursam... dedim... ya biliyorum şimdi düşününce çok saçma geliyor kulağa ama... son bir ümit. Çünkü seni tanıyorum Şimal. Öyle iki gün önce tanıdığın bir adamla gidip hemen evlenmezsin ki sen. Ya evliliği geçtim, beni, anılarımızı... öyle bir kalemde silip atmazsın ki. Bana bunu niye yaptın Civan? Ben beni aşağılamanı, aptal yerine koymanı hak edecek ne yaptım ya? Bak ben her şeyi sana anlatacağım, bildiğin gibi değil. Seni bu kadar sevmemin karşılığını böyle mi ödeyecektin? Babam hasta, ölüyor yalanlarıyla beni boşayıp başkasına nikah kıyarak mı yani? Ben gerçekten... gerçekten merak ediyorum. Nasıl bunu yapabildin? Nasıl yapabildin ya? Nasıl evlenebildin onunla? Bak ben onunla gerçekten evlenmedim. Sahte nikah yaptım. Sahte nikah mı? Artık bunların... sana inanıp inanmamamın hiçbir önemi yok Kenan. Ben evlendim. Sen de niyesini nasılını boş verip bunu kabullenirsen iyi olur. Ben evli bir kadınım artık. Bizim aramızdaki her şey bitti Kenan. Artık anla. Al. Al arabamın anahtarını. Git babama her şeyi tek tek anlat. O da beni hemen evlatlıktan reddeder zaten. Senin de... ailesiz, mutsuz, beş kuruşsuz, sersefil bir kocan olur. Ya da oyunuma dahil ol. Birkaç ay daha sabret. Sonra sonsuza kadar mutlu olalım. Evet. Hoşça kal son aşkım. (Gülüyor)
Kenan? Ben duygusallıktan bir an çıktım da ev benim ev ya. Ben gideyim mi? Yani istersen ben çıkayım, bir hava alayım sana. Olur mu Ayşe canım? Senin evin. Ben çıkayım. Laf yapıyor. Dönecek. Dönecek üç. Dönecek iki. Dönecek bir. Nazlı? Nazlı! 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 Gitti mi ayak? Şirkete gitti. Oğlum şirket gidiyor. Oğlum ne yapacaksın? Şirket gidiyor. Alo. Levent geri dön oğlum, geri dön. Dönme, dönme. Dönme, tamam hallettim ben. Kapat, kapat, kapat. Nazlı. Nazlı. Söz ver bana. O kızla aranda hiçbir şey olmadığını bana ispatlayacaksın, tamam mı? Söz ver. Ona göre karar vereceğim. Söz veriyorum. Her şeyi ispatlayacağım. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Ya Rüstem dayı sen beni niye anlamıyorsun ya? Hayat mamet meselesi diyorum da. Ya benim bu sarpı bulmam şart şart. Oğlum sen de her şeyi bir güzel anlat. Anlatmıyorsun. Sen bu adama ne kaptırdın? Bir şey mi kaptırdın? Bak doğru söyle. Dur bakayım. Yoksa seni de mi dolandırdı? Niye öyle diyorsun dayı ya? Sarp benim çocukluk arkadaşım. Yapmaz öyle şey. Yapmaz. Ya bir değil, iki değil. Bu adamın dolandırmadığı insan kaldı mı şu memlekette? Söyle, ne verdin buna sen? Borç para mı? Ne kadar verdin? Oğlum söyle bakayım şunu ya. Babamın evilen bahçesini şey etmiştim de. Ne? Miraç sen ne yaptın? Ah be oğlum ya, ah be oğlum be. Desene gitti hepsi. Gitmemiştir ya. Sarp yapmaz bunu bana. Çocukluk arkadaşım sonuçta da. Duygusallığa yer yok oğlum. Duygusallığa yer yok. Hem yalan mı sen? Sen Şimal'le evlenmedin ki oğlum. Allah Allah. Bak onun sana yaptıkları yanında seni yaptığın hiçbir şey. Sanki ben kimseye yalan söylemedim. Ben kimseye yalan söylemedim. Bizimkiler hariç. Bir de Şimal'le ailesi var. Ama başka çarem yoktu yani. Benim başka çarem yoktu ki oğlum. Aynen. Kızma kendine. Düşmek yok. Düşmek yok. Başka şansım yoktu çünkü benim. Aynen. Sen hedefine bak. Amacından şaşma. Sen Civan Saydam'sın. Saydam Holding'in başına geçeceksin. Hadi oğlum Civan. Hadi. Civan Saydam. Sen niye kendi kendine konuşuyorsun? Şey... Yok öyle şey yaptım ben oradan. Sen Kenan işini ne yaptın? Halledin mi? Sen ne yaptın? Bak babamlar yarından sonra gidiyorlar. Biz de sonrasında konuştuğumuz gibi bitiririz. Olur tabii. Yani hemen olmasa da. Ne demek hemen olmasa da?
Hemen olacak tabii ki. Uzatmanın bir alemi yok. Önce bir kavga ederiz, anlaşamıyoruz falan deriz. Sonra da evleri ayırdık mı tek celsede bitermiş. Olur, olur, olur. Şubay bak ne diyeceğim. Senin yarın bir işin yoksa acaba baş başa yemek yiyelim mi? Nasıl ya? Nazlıcığım bak anlıyorum. Sen seviyorsun bu adamı. Ya ama bunca şeyden sonra hala ona inanıyor olmak biraz safça değil mi? Hı hı. Evet. Civan hilebaz yalancının teki. Hatta pisliğinde. Hatta aşağılığında. Böyle güvenilmez bir domuz o. Evet. Ama ben ona hala deli gibi aşığım. Yani bunu bile bile ona aşığım, tamam mı? Peki. Tamam. Bu evliliğin sahte olup olmadığını anlamamız için bana yardım edeceksin. O yemeğe gidilecek. Ya ama niye böyle yapıyorsun? Niye yemek kestirip atıyorsun ya? Ya senin kafa iyi mi arkadaşım? Kafa iyi mi? Çalışıyor mu? Ya ben sana diyorum ki ayrılalım. Sen bana diyorsun ki baş başa yemeğe çıkalım. Tamam. Ne olacak ki? Bak bakayım sen bana. Bak bak. Bak gözüme. Sen geçen gün şurada bana aşk meşk yok derken yalan mı konuşuyordun? Ha? Aşk mı? Ne aşkı? Aşk maşk yok. Öyle bir şey olur mu ya? Allah Allah ben... Babanlar bizden şüphelenmesin diye yaptım bunu, tamam mı? Senin için yani. Yoksa ya sen istemiyorsan ben hiç istemiyorum yani. O konuşmayı da o meseleyi de sonra hallederiz o şeyi. Onu ben hallederim ama. Hallederiz. İyi de Nazlıcığım. Ya Civan bu evliliğin sahte olduğunu sana kanıtlasa neyi değiştirecek? Ya ailesinin gözünde o kız da evli sonuçta. Ama evlilik cüzdanı benim elimde Demet. Peki madem öyle, sen bu Civan'ın yalan dolanlarıyla uğraşacağını al evlilik cüzdanını, çık babasının karşısına, bu kız sizin gelininiz olamaz de. Çünkü oğlunuz benimle evli de bitsin gitsin ya. Aynen öyle Demet, biter gider. Civan'ın benimle olma ihtimali de biter gider ama. Arkasından iş çevirip şirketi kaybetmesine sebep olursam Civan beni asla bir daha affetmez. Tamamen kaybederim. Anlıyorum ama bence sen beni anlamıyorsun. Senin kocan herkesin gözünde başka bir kızla evli. Ya sen nasıl susup oturacaksın? Nasıl dayanacaksın buna Nazlı? Dayanacağım. Sonuçta ben de oyun oynadım, o da oyun oynadı. Yani biz ödeşmişiz gibi düşüneceğim. Ben Civan için nelere katlanmadım. Bir iki ay daha sabrederim. Yeter ki tamamen benim olsun. Ama o kızla arasında en ufak bir şey yoksa buna ikna olmam lazım. Bakmayacak mısın? Senin değil mi bu? Yo. Benimki nerede? Bu benim değil. Bu kimin peki? Sende ne işi var? Tuşgül'de de yok. Alo. Alo. Kimsiniz? Asıl sen kimsin ya? Benim telefonum sende ne arıyor? Aman babam ya. Şimal'ın derdi bitti şimdi. Aslı'nın kimi kaldı? Yo yo Emine. Nedir ne değildir ha? Bunları konuşmamız lazım. Sormamız lazım birbirimize ya. Ben geldim. Aman babam bak gözüm sevim karışma kıza. Ne olur. Aslı. Gel kızım. Gel otur bakayım. Konuşacaklarımız var. Dursun amcacığım, eğer Kenan meselesini soracaksan sen sormadan ben sana anlatayım. Ben sabah iş görüşmesine gidecektim ya. Kenan aradı, oradakileri tanıyormuş. Dedi ben götüreyim seni. Sonra ben Tahsin amcalara gideceğimi söyleyince de... ben de geleyim Civan'ı kontrol edeyim dedi. Durum tamamen bundan ibaret yani. Sen bu doktoru tanıyor muydun? Tabii tanıyordum.
Tesadüfe bak. Civan'ın doktoru çıktı. İyi de kızım sen Civanların balayında olduğunu biliyorsun. E ne getirdin çocuğu oraya? Ha, doğru. E doğru. Ama Emine abla kafa gitmiş gitmiş işte. Gitmiş Aslı, gitmiş. Sen bu işe aşkım aşkım diyorsun ha? Nedir bu? Öyle dedim değil mi? Dedim, dedim. Aslı'cığım dedim ben duydum, dedim. Dedim. Ama çok yeni. Çok yeni. Yeni beni orasını bilmem şimdi. Bak bu çocuk niyeti ciddi midir yoksa seninle dalga mı geçiyor, gönül mü eğlendiriyor? Bak eğer gönül eğlendiriyorsa. Yok, yok. Yani şimdi biz birbirimizi çok yeni tanıyoruz. Ben size tanıştırmayı düşünüyorum. Ama önce biz birbirimizi tanıyalım. Ama işte bugün de öyle şey olunca şey oldu. İyi tanıştıracaksa tabii. Geldin mi? Ayağa kalkıyorum bak ben. Ha tamam tamam gördüm seni. Bu kim ya? Düğündeydin değil mi? Evet, düğündeydim. Saydamların deposunda uyandın. Telefonlarımız orada karışmış olmalı. Aa, biz aynı depoda mıydık? Evet. Tabii ya, sen evet. Evet. Ha o iş, iş. Yani bu iş, inşallah olur bu iş. Kenan'ı da orada bir seviyorlar. Ay bir seviyorlar bizi. Bir hürmet, bir hürmet görmeniz lazımdı. Güzel güzel bak. Artı ben verdim bu çocuğa. Artı puan verdim. Ama sonuçta insanı iyi tanımak lazım değil mi? Tabii kızım çok akıllıca bak. Doğru söylüyorsun. Şimdi Aslı benim seninle konuşmak istediğim başka şeyler de var. Tabii Dursun amcacığım. Kızım şimdi Şimal evlendirdik, yuvasını kurduk. Gitti artık yani. Siz de kaç yıldır burada oturuyorsunuz tabii. Allah izin verirse bize gidecektik. Yani burada çok da fazla kalmayacak. Dolayısıyla şimdi sana demek istiyorum ki... Yani sana diyorum ki... Demeye çalış... Emine ben diyemiyorum seni diye ya. Aslı'cığım babam demek istiyor ki... Ha sen böyle bir iş bulup düzeni kurana kadar bu evin kirasını biz ödeyeceğiz. İtiraz da istemiyor. Hiç itiraz istemiyorum. Hiç itiraz istemiyorum o kadar. Neden dersen? Çünkü ben de senin bir baban sayılırım. Gerçek anam babam manasında demiyorum. Onların yerini dolduramam tabii şimdi. Allah rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Yani o anlamda demiyorum ama böyle bir hukukumuz var. Ha bana öyle gelmiyor diyebilirsin. Ama bana öyle geliyor. Yani anam baban gibi hani temsilen öyle görüyorum kendimi. Tabii ki onlar yerini o şekil değil ama yani demeye çalışıyorum ki senin mürüvvetini yani. Ben onu görene kadar bana emanetsin sen. Mesela bu doktor. Bu doktor seni kimden isteyecek? Hasan isteyecek. Benden isteyecek ya. Anan da ben olacağım, baban da ben olacağım. Öyle değil mi? Şimdi o zaman mürüvvetini görene kadar da bu konu kapanmıştır. Tartışma yok. Tamam tartışmayacak o kadar yani. Hadi bakalım. Ne oluyor? Bir pot mu güldüm ben? Ne oldu kızım? Yanlış bir şey mi dedin sana? Yok ben... Özür dilerim Dursun amca. Yani... Daha önce öyle kimse bana babalık yapmamıştı da. Ne buraya? Yarasın karıcığım ha. İyi de ben daha susamamıştım ki kocacığım. Olur mu canım? Su içmek çok sağlıklı bir şey. Yani bak doktorlar bile diyor. Ne diyorlar kocam? Bol bol su için diyorlar. Hele yatmadan önce çok mühimmiş. Kocacığım.
Hadi ne bekliyoruz? Hazır mısın? Hazırım. Ben çok hazırım da bir lavaboya gitmem lazım. Ay sen de 5 dakikada bir lavaboya gidiyorsun ya. Bana bak Okan'ım. Ben artık dayanamayacağım. Yetti gayrı. Bardak bardak içtiğim sular bile sana olan susuzluğumu dindiremiyor. Gel artık. Karının kollarına gel. Hayatım geleceğim. Sen yatağa geç. Ben hemen geliyorum. Tamam ama bak. Çabuk gel. Ateşli pandam. Tüylü kelebeğim benim. Hemen geliyorum. Ay ya bir daha söyle kocam. Ateşli pandam benim. Kocan geliyor. Ateşli pandam seni bekliyor kocacığım. Yok pandaymış da bekleyecekmiş de bir de bu çıktı. Bekle sen bekle. Ben geleceğim senin yanına. Şapşik kocam ya. Of çocuk bana çok aşık ya. Allah'ım ne büyük saadet içindeyim. Çok büyük bir aşk bu. Büsbüyük. Deli şey. Nasıl yatacağız? Nasıl yatacağız? Bir dakika benim koltukta kanepede falan yatmamı planlıyorsan çok beklersin. Ama sen istediğin yer yatabilirsin. Koskocaman oda sonuçta. Bir dakika bir dakika. Sen burada mı yatacaksın? Yerde yatacak değilim herhalde. Ayrıca çok yorgunum. Seninle hiç uğraşamam. Bana göre hava hoş. Demek sana göre hava hoş. Evet. Hoş çünkü ne de olsa karı koca değil miyiz biz? Evet, öyleyiz. Şimdi usulca arkana da. Hadi. Ha, bu arada hatırlatayım. Biliyorsundur gerçi ama yanlışlıkla veya değil herhangi bir uzvun benim tarafıma geçerse onunla vedalaşmak zorunda kalırsın. Anladın mı? Yanlışlık. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Geceler. Ya işte öyle. Bu kız beni bekledi. Yıllarca senelerini verdi demedi. İşim Ali uğruna beni terk etti pislik. Pislik. İyi de... Bu bahsettiğin tarihlerde biz Şimal'le hala birlikteydik. Şimal beni bu herifle aldattı mı yoksa? Şimal böyle bir şey yapacak biri de hayatta olmaz. Olmaz. Ay sen de gaza geldin hemen bir sakin ol. Yani Şimal hiçbir şey yapmamış zaten. Hatta Civan bunun peşinden koşturuyormuş. Şimal diyormuş ki yok ben istemem diyormuş. Ben arkadaşlarından öğrendim her şeyi. Tabii. Gidiyormuş onlara ben köpek gibi aşığım. Şimal beni sevmiyor diyormuş. Dert yanıyormuş. Şimallik bir şey yok. İyi de madem Şimal bu adamı istemiyordu o zaman bu herif neyine güvenip ben aşığım onunla birlikte olacağım diye ayrıldı ki senden. Civan'ı tanısan bu soruyu sormazdın. Civan'da şeytan tüyü ve zeka var. Her şeyi elde edebileceğini sanıyor. Elde de ediyor zaten. Evet. Belli belli. Şimal'i bile elde ettiğine göre. Aa, seninle konuşana kadar ben de öyle sanıyordum. Ama şimdi Şimal'i elde edemediğini çok iyi anladım.
Meğer Şimal'in fikrini değiştirip ona evet dedirten şey Civan değilmiş, senmişsin. Sana olan öfkesiymiş onun. Biliyordum, biliyordum. Başından beri biliyordum. Evet. O var ya, sırf ben acı çekeyim diye gitti o adamla evlendi. Ah be Şimal, ah be. Olacak iş mi ya? Bir inat uğruna aşkımızı gittin, kurban ettin. Ne kurbanı ya? Sen de dur bir. Yani kurbanlık bir şey yok canım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bir şansın daha var onu kazanmak için. Haberin olsun. Var. Var mı gerçekten? Bende. Var şansın. Olmaz mı? Düşünsene. Bu kız sırf senin canını yakmak için evlenmiş. Daha senin deli gibi sevdiğini anlaman için ne yapması gerekiyor? Neyi görmen gerekiyor? Sakın ama sakın vazgeçme. Hem kendin için hem de benim intikamım için dedim. İntikam? Yani tabii. Civan'la evli olduğumdan bahsetmedim ona Demet. O beni terk edilmiş, intikam ateşiyle yanan eski sevgili sanıyor. Ay, bir de mağdur oynayıp duygu sömürüsü yaptım diyorsun ha? Yani duygu sömürüsü, motivasyon konuşması, ortaya karışık ne varsa yaptım ben. Öyle bir gaz verdim ki artık Şimal'i kazanmak için her şeyi yapacak ve asla benden bilinmeyecek. Senden vazgeçmeyeceğim Şimal. Sen ne dersen de senin için, aşkımız için savaşmaya devam edeceğim. Şimdi dokunmayın bana.